Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ustalık birliğinde yapacaklar. Mesela ustalık birliğine çıktı hocam, birlikte çıkıyorsunuz, ustalık birliğine gidiyorsunuz. Mesela ustalık birliğinde neler olacak, nasıl gideceğiz, nasıl edeceğiz diye sorular pek çok geldi bana. Bununla ilgili size bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Ustalık birliğine gidenler için şöyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ben askerlik yaptığım için bu videoyu çektim arkadaşlar. Şimdi ustalık birliğine gittiğiniz zaman arkadaşlar manga gidiyorsunuz. Takım takım gitmiyorsunuz. Sakın yanlış anlamayın. Mesela ben ikinci takım 8. mangadaydım ben. Ben sadece manga olarak gittik arkadaşlar. Aynı arkadaşlarla beraber gittik ama ustalık birliğinde aynı olmuyor. Bölüğe gidebilirsiniz. Hudut bölüğü, jandarma öyle öyle alay falan değişebilir. Pek işte çoğu %99-90 arası huduta gidenler oldu tabii. Hudutta yer varsa orada. Jandarmaya da gidebilirsiniz, denizciliğe de gidebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar, askeri kurallarına göre askerin işlerini bilmem belli değil. Ben de bilmiyorum artık arkadaşlar. Ben bir hudut bölüğüydü zaten. Şimdi arkadaşlar ustalık birliğine gittiğiniz zaman mangaca gidiyorsunuz. Mangaca gidersiniz. Mesela manganda kaç kişi olur? Mangaca gidersin. Mangaca gidersin ve mangaca gittiğin yerde 10 kişi diyelim. 10 kişi, 20 kişi olarak değişebilir arkadaşlar. 20, 10, 10 kişi, 10 kişiden fazla olmaz arkadaşlar. En az 9, 8, 9, 10 gibi en fazla 10 gibi 10 kişi olur. Gittiğiniz zaman arkadaşlar aynı hep mangaca aynı karakola gitmeyebilirsiniz ya da 2 kişi düşebilirsin ya da 1 kişi tek gidebilirsin. Ben mesela mangamda 10 kişi vardı. Ben çoğu gitti başka karakola. Ben de başka bir karakola geldim arkadaşlar. Bölüğe gidersiniz. Bölüğün karakoluna dağıtılabilirsiniz. Hudut bölüğünün. Mesela ben Şırnakcaizer'de yaptım. Şırnakcaizer'de ne kadar karakol var? Sevcan var, İnci var, Katran var, Köceğiz var. Öyle yerler var arkadaşlar. Sizin de yeriniz bilmiyorum artık. Hangisi ise oraya düşer arkadaşlar. Mesela Sevcan tarafı Nusaybin tarafındaydı ben bildiğime göre. Ben yanlış anlamadıysam. Yanlışım varsa düzeltin. Ama başka bir de Katran vardı, bir de Köyceğiz vardı. Başka bir yer yoktu herhalde. Ben bildiğime göre. Bir de bu korona döneminde dolayı bizi karantinaya daldılar. Karantinada 14 gün kaldık arkadaşlar. Bu virüsten dolayı 14 gün kaldık. Bayağı da sıkıntılıydı. Bir de arkadaşlar fazladan pantolon al acemilik birliğindeyken çıkmadan önce. Acemilik birliğinde çıktığın zaman arkadaşlar askeri pantolonu fazladan alın. Orada askeri malzemeci vardı mutlaka. Ben Sivas'ta yaptığım için ben almadım. Pantolonunuzu yırtırdım, yedeğini kullanın diye. İç çamaşırı alın arkadaşlar. Boxer alın. Baya boxer'ınız şeyiniz belli olsun. Ustalık birliğinde baya rahat arkadaşlar. Mesela çok kişi olmuyor. Evet arkadaşlar kısa bir hata oldu arkadaşlar, onu düzeltmeye çalıştım, videoma geri döndüm. Evet arkadaşlar şu an bizi karantina almış, karantinada kaldık arkadaşlar, karantinada kaldık. Karantinada 14 gün sonra bu bizi teste tabi ettiler. Test yani korona testi, ağzımıza bir çip soktular, sonra burnumuza soktular bir çip. Ondan sonra aldılar örneği. Artık ondan sonra iki kişinin testi yanlış çıkmıştı arkadaşlar. Bir 3 günde onlar için bekledik. 14, 15, 16, 17 gün sürdü baya. Yanlışlıktan dolayı. Testler hepsi negatif çıkınca arkadaşlar biz daha zaten karantinada çıktık. KTM'de yer olmadığı için biz bölükte kaldık. Katran bölüğünde kaldık arkadaşlar. Şimdi Şırnak'ta arkadaşlar kaldık. Ama arkadaşlar KTM'de yer olmayabilir yani. Sıkıntı eğer bayağı bir susuz dönemimiz de oldu arkadaşlar. Su yoktu, tuvalete gidemiyorduk. Sıkıntıydı bayağı arkadaşlar. Ama KTM'ye gitseniz KTM'de daha rahat. Çünkü telefon serbest. Telefon bayağı serbest oluyor arkadaşlar KTM'de. Çünkü KTM olmadığı zaman başka yerlerde eğer bölükte falan kalırsanız sıkıntı olur bayağı sizin için. Ama sizin gittiğiniz yere bağlı artık. Benim şu nakısıyla biniriz size artık arkadaşlar. Edirne'ye düşen de oldu işte. Antalya'ya giden de oldu arkadaşlar. Jandarmaya giden de oldu arkadaşlar. Farklı işte. Ben onu bilmiyorum arkadaşlar ama %99, %90 civarı hudut bölüğüne gidersiniz. Her bir bölüğün bir karakolu var. Örnek veriyorum. Bir Sevcan diye bir bölük var. Onun da İzzettin Tepe diye bir karakolu olur. Örnek veriyorum zaten. Ben Sevcan'a gitmedim arkadaşlar. Benim tarafım farklıydı. Ama arkadaşlar askerlik yerinizi gerçekten yapın güzel.
Ben size her zaman dediğim gibi arkadaşlar, ustalık bilgine gittiğiniz zaman gitmeden önce askerlik malzemeciden bir gömlek ya da ne bileyim yedek askeri pantolon alın arkadaşlar. Çünkü bayağı yırtılıyor nöbete git gel git gel. Lalyon ip olsun arkadaşlar. Çünkü dikiş yaparken kopmayan ipler, sağlam kopmaya dayanıklı ip olsun arkadaşlar. Çünkü nöbete git gel git gel hemen çürüyor. Çünkü çürüdüğüm zaman oluyor arkadaşlar. Güneştir, sıcaktır. Şırnak tarafına düşerseniz bayağı sıcak arkadaşlar. Yaz aylarında sıcakta duramıyorsun. Kaçtı? 51 dereceyi gördük arkadaşlar biz orada. Çünkü orası çok sıcak. Bayağı sıcak, nöbette durulmuyor. Ben de nöbete çıkamadım. Size doğrusu söyleyeyim. Sona doğru nöbete çıkamaz hale geldim. Bayağı kavga da oluyordu arkadaşlar. Kavga oluyordu. Mesela bizim üst devreden benim devrem tartışmalar oldu. Sakın arkadaşlar ustalık birliğinde tartışmayın. Komutan ne dedi? Komutanı emret emredersiniz. Komutan diyeceksiniz. Başka bir şey söylemeyin. Sadece şifre bu. Hiçbir şey bilip bilmemeniz önemli değil arkadaşlar. Çünkü bilmemek ayıp değil, öğrenememek ayıptır. Bilmemek hiçbir zaman ayıp değil. G için tanımını size sorarlar. Ne bileyim işte komutanların isimleri. Mesela Orgeneral hangisi? Tabur komutanı hangisidir? Tank komutanı hangisi? Tank albay hangisidir? Onun gibi sorular gittiğiniz zaman. Arkadaşlar gittiğiniz zaman, o kişi gittiğiniz zaman bir manga gidiyorsunuz zaten. Manga biletler kesiliyor. Biz de manga gittik. Ama benim tarafımda Emre diye bir arkadaşım vardı. Cengiz Han diye bir arkadaşım vardı. Melih Yusuf diye bir arkadaşım vardı. Sağ olsun onu çok severim. Bazen kırgınlık da olmuştur aramızda. Ama arkadaşlar gerçekten askeriniz bittiği zaman askerlik arkadaşlarınızı gerçekten üzüyorsunuz. Ama ben onları ustalık birliğine gittiğimde gördüm. Ustalık birliği karantinadayken gördüm. Ondan sonra daha göremedim onları. Neden göremedim arkadaş? Telefonla görüşüyorduk gerçi de. Emre'yle, Furkan'la falan onlarla görüşüyorduk arkadaşlar. Ama arkadaşlar işte ne diyeyim. Hepiniz aynı gitmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ustalık birlikleriniz farklı olabilir. Ustalık birliği nasıl bölgeye geldikten sonra atıştan sonra atış yaptıracaklar size. Birinci adım 25 metre, ikinci adım 100 metre, üçüncü adım 3-4 kere atış yapacaksınız. Bakın MG3 de atabilirsiniz. MG3 uçak size var da atabilirsiniz. Değişebilir. Bölük komutanına emir geldi. Belki dediler ki işte uçak savar atacaklar askerler. Uçak savar atacaksın ama uçak savar sesi gerçekten fena. Beyniniz sarsılıyor. Yani uçak savarın sesi ta 100 metreden bile kulağıma gelip beynim kalkıyor o derece. O hala ses kulağımda gitmedi. G3 attığınız zaman gerçekten yani kulağınız çınlıyor. Silahın sesi gelmiyor size. İnanabilir misiniz? Bir çın diye bir ses geliyor. Beyin bile kalkıyor oturuyor. G3 gerçekten sıkıntı. MP'te attı. MP'te gerçekten onun gibi değil. MP'te silah sesini duyuyorsun. Çınlaması az bir şey oluyor. Daha geçiyor arkadaşlar ama G3 biraz sıkıntılı. G3 attığınız zaman beyninizin ortasında sanki patlıyor. O derece beyniniz çınlıyor yani. Kulağım 2 gün 3 gün tıkandı yani atıştan sonra. Gerçekten arkadaşlar. Başka ne diyebilirim arkadaşlar? Gerçekten güzel arkadaşlar. Yapın askerliklerinizi. Askerlik yapmadan çünkü yollarda arama yapılıyor falan filan. Kaçak maçak gözükürsünüz. Alınırsınız yollarda. Gidin askerliğinizi yapın. Çalışmaktan zarar gelmez. Nöbete çıktığımız da oldu. Çalıştığımız da oldu. Bulaşık yıkadığımız da oldu. Nöbete de çıktım. Evet, bayağı halı da yıkadık, bayağı taş da taştık. Yani çalışmaktan hiç kimse yorulmaz arkadaşlar. Gerçekten çalışmadım insan canı da sıkılıyor gerçekten. Askerliğiniz bittiği zaman her yere başvurabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir şey olursa arkadaşlar size söylerim. Farklı bir video çekerim sizin için. Ama atış yaptıktan sonra ne diyecektim arkadaşlar, şaşırdım, biraz geveledim, kusura bakmayın, kafa karışık oldu. Ne diyecektim, atıştan sonra sizi karakola da atacaklar, bölecekler sizi. Belki mangada bir kişi seninle beraber gel, belki gelmedi, benimle beraber kimse gelmedi. Acemlik birliğindeyken 3. 4. takımda bir manga seçimde bir manga da bizden seçti 2. takımda. Köyceğiz bölüğüne gittik biz. Orada da Furkan diye bir arkadaşım vardı, Konyalıydı o da. Ona beraber aynı yere düştük. Ay karantinada da aynıydık. Orada da aynıydık arkadaşlar. Gerçekten tesadüf olabiliyor. Yani iyi arkadaşlar rastlasın Allah size. Gerçekten ustalık askerliğimiz bitti. Daha beni aradığını görmedim Furkan'ın. Ama gerçekten severdim ama kendisini artık neden aramadı ben anlamadım. Yani
Gerçi bana hiçbir kötülüğü dokunmadı ama aramadığı için neden aramadı diye halen aklımda soru işareti kaldı. Neyse arkadaşlar. Askerlikte gerçekten kırgınlık da olabilir, tartışma da olabilir, şey de olabilir ama fazla ileri gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Biriniz ateşken biriniz su olacaksınız. Ateş ateş olursa ateş benzin, sen benzinsen o da ateşse ateş iyice gülleşir. Sakin arkadaşını sakinleştirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Çünkü askeriye de iyi geçinmek lazım. Çünkü askerliğin uzar. Mahkemeye veririz askerliğin uzaması. İşte sivilde mahkemene uğraşırız. Komutana da hiçbir zaman saygıda kusur etmeyin. Sen kimsin lan bilmem ne. Birkaç kişi oldu öyle. Adamla mahkemeyle uğraşıyor şu an. Yani sakın emredersiniz komutan bir şey söyledi susun. Fazla sıkıntı yapmayın. Öyle arkadaşlar zaten sakinleşeceksiniz. İyice karşılık verirseniz komutan da size bağırır çağırır tabii ama dersiniz böyle ki öyle, valla öyle oldu keşke yapmasaydım. Ben bilmiyordum falan filan öyle sakinleştirin. Çünkü fazla üsteleme. Ya yaptım ne de bileyim falan filan bağırmaya gerek yok. Ben ne de bileyim bağırmayacaksın komutanın yüksek sesine. Ben ne bileyim falan filan boynu bükük olacaksın. Çünkü boynu bükük olduğun zaman komutan da seni anlar. Senin sıkıntın olduğunda sana yardımcı olur. Lan ki sen kimsin benimle öyle olmaz. Komutan da o sen. Çünkü ona saygı göstermek zorundasın. Ta ki askerliğin bitene kadar. Askerlik bittikten sonra kimse seni tanımaz zaten. Ne zaman silahını teslim edersen, ne zaman üniformanı teslim edersen artık o zaman sen askerliğin bitiyor artık. Kimliğini aldığın gibi sivil kimliğini alındıktan sonra artık bitiyor arkadaşlar. Sivil kimliğini alıyorsun, veriyorsun. Buna sana veriyor sivil kimliğini. Askerliğin bittikten sonra. Askerliğin ustalık birliğine geldikten sonra zaten senin kimliklerini alıyorlar. Sana bir form dolduruyorlar zaten. Hani acemlikteki özgeçmiş gibi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bir kağıt orada da dolduruyorsunuz. Ha işte ne diyecektim arkadaşlar. Zaten Şırnak gibi yerler düştüğün zaman çarşı bayağı uzak oluyor arkadaşlar. Hudut yerlerine. Edirne gibi yerler çıkarsa daha güzel oluyor. Çarşı yakın falan batı yerlerine falan çıkarsa. Batı yerlere çıkana şanslı ama maaş konusu biraz sıkıntı. Maaşınız az olabilir. Fazla etmeye bir 200-300 falan verirler size en fazla. Yani fazla diyecek de sözüm de yok zaten. Zaten bazen hatalarımız olmuş olabilir ama komutan affetmişti. Neden? Çünkü eğer komutan dışında eğer komutanı dalga alıp da komutan ha ho ho ederse komutanı sen çocuk oyuncağın değil mesela adamın rütbesi adam yüksek senden. Sen onun karşısında konuşamazsın. Sen o adamı hafife dalgaya alamazsın çünkü adam rütbesi var. Seni askerin size uzatırsa seni mahkemeye verir. Çünkü az subaylarla, az çavuşlarla, az teğmenle falan iyi geçin. İyi geçinmeye bakın. Çünkü askeriniz bittiği gibi silah bıraktığınız gibi kimse size bir şey demez. Artık oradaki komutanınız komutanınız değil. Sıradan bir sivil. Sen sivilsin artık. Sivil hep senin giydiğin an itibaren. Sen sivilsin artık. O zamana kadar iyi geçinmeye bak. Arkanda iyilik bırak. İyilik bırak ki adamın seni sevsin sayesinde. Buna kadar güzel bir askerdi. Demez Allah belasını versin. Defolsun gitsin. Arkanızda kötü konuşturmayın. Hani, iyi şeyler bırakmaya çalışın derim. Başka ne diyecektim arkadaşlar? Zaten ustalık birliğine gitmeden önce zaten kredi kartı yanınızda olsun. Ziraat Bank özellikle sivildeki hesabınız açık olsun arkadaşlar. Yoksa ki ailenizin falan IBAN numarasını vermeyin. IBAN'ını verirseniz hesabınıza yatmaz. Telefon numaranız onaylı olsun arkadaşlar. Şifre gelmesi için arkadaşlar. Ha telefonunuz da o telefon numarasını açık olsun ki şifreyi unuttuğunuz zaman şifre isteyebilirsiniz. Numaranız cep telefonunuza ATM şifresi gelecek. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani atıştan sonra hani mangara gitmeyebilirsiniz. Ben bunu söylüyorum size. Ben geldiğimde zaten hepsi yabancıydı arkadaşlar. Zaten Sivas'ta gelen de oldu. İkinci bölük, birinci bölük. Tugay'dan falan gelen de oldu. Antalya'da gelen de oldu. Tokat'tan gelen de oldu. Acemilik Birliği olanlar. Hepsi kama karışık olduk arkadaşlar. Taşla çakıl olduk. Arkadaşlar artık videomun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir sorunuz, cevabınız varsa yoruma mutlaka yazın. Yoruma sorun. Onunla ilgili de video çekerim. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Cevaplayacağım. Size yardımcı olacağım elimde geldiğince. Ama karakol bölüğe gelirsiniz. Bölükten de dağıtılırsınız atıştan sonra karakollara. Yani hep aynı yere düşmeyebilirsiniz. Tek de düşebilirsin. Mangan gelmeyebilir seninle beraber. Ya da iki kişi, üç kişi gelebilir. Fark etmez yani. O da senin şansına kalmış olan bir şey. Belki sen sevdiğin arkadaşın gelmeyebilir askerlikte, ustalık birliğine. Farklı bir karakollara verilebilir. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.
beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Soru ve cevaplarınızı yoruma mutlaka yazın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.